bir kısmı kendisini üzer. Ama yaşadıklarınızla barışık olmazsanız veya karşılaştıklarınızla barışık olmazsanız her şey sizin üstünüze bir yük olarak gelir. Onun için derler ki her şeyi affedin. Affetmek insanın üzerindeki bütün yükleri tek tek boşaltır. Bir öğretmen bir gün derse girer. Öğrencilerine der ki üzerinizdeki çok özür dilerim. Derse gelir ve öğrencilerine der ki size bugün affetmeyi öğreteceğim. Her şeyi, herkesi affedeceksiniz. Öğrenciler, ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bizi üzen o kadar çok şey var ki. Herkes tek tek sıralar. Öğretmenleri, hayır. Her şeyi ve herkesi affetmeyi öğrenebileceksiniz. Yanınıza bir hafta sonra bu derse geldiğimde patates alıp gelin der. Kızdığınız, küstüğünüz, konuşmadığınız her kim varsa her biri için bir patates soyun ve yanınızda getirdiğiniz poşetin içine koyun. Gelirler, birisi yıllardır konuşmayan annesini, birisi kendisini terk eden arkadaşını veya babasını, herkes kendisince küstüğü, darıldığı her şeyi tek tek yazar ama yazdıklarının yanına da her bir patatesi soymaya başlar. Bir kural var. Herkes soyduğu patatesi kendi taşıyacak. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, bir hafta sonra öğrenciler, hocam biz artık yapamayacağız. Ne oldu? Bu patatesler bize çok ağır geldi. Öğretmenleri der ki, bedeninize ağır gelen şu patatesleri taşımak bu kadar size zor geliyor da, bunlar için dertlendiğiniz bu kadar yükü zihinlerinize koyarak kendinize daha büyük bir acıyı vermiyor musunuz der. İşte hayata böyle bakabilmek lazım. Nerede duruyoruz, ne yapıyoruz, nelerden etkileniyoruz? Acaba her şey bizi bu kadar dertlendirecek kadar değerli mi?